Arkadaşlar hepinize merhaba, ben Burça Bozkurt. Bugün kanalıma konuk olarak aldığım kuzenim Ayıca Güloğlu sizlerle. Merhaba arkadaşlar, sizinle burada sohbet etmeyi planlıyoruz. Umarım güzel geçer. Aynen, umarım güzel vakit geçiririz. Bu arada bir kusurumuz olursa şimdiden affola çünkü ben bu kanala sürekli şarkı videoları yüklediğim için ilk defa bu sohbet tarzında bir video çekeceğim için bir tık daha heyecanlıyım. Bugünkü konumuz Ayıca Güloğlu. O zaman ben hiç vakit kaybetmeden başlıyorum soruları, tamam mı? Bu arada İrem Burçen'in yazdığı bu soruları ben görmedim. Hani evet, bazıları aynen. Gün içinde bana soruyordu ama hani açıkta ne yapacak falan diye hiç bilgim yok. O yüzden şu an anne çok heyecanlıyım. Aynen, bakalım. Soruları kesinlikle bilmiyor. Tamamen biz şu an akışına bıraktık. Evet. Yani. Tamam, başlıyorum. Hadi bakalım. Hadi şimdi, kaç yaşındasın? Memleketin neresi? Okuyor musun? Okuyorsan bölümün ne? Tamam, başlıyorum. 30 Ekim 1995 doğumluyum. Kahramanmaraşlıyım. Isparta'da tıp fakültesini okumak beyim ve 5. sınıfa geçtim. Çok şükürler olsun. Aynen. Zorla ite. Peki Ayıca abla, yazın hayatından nasıl başladın? Yani evet. Nasıl yazmaya başladın? Şimdi İrem Burçeci'm. Evet. Şimdi ben zaten üniversite birdenbire bir şeyler karalıyordum. Evet. Sonrasında da bunları bir kitapta görme hayalim tabii ki de vardı. Ve tüm bir şeyler karalayan insanların bence hayalidir diye düşünüyorum yani. Aynen. Hayalidir bence. Sonra işte bir şekilde yaza yaza, işte eleştirile, tüm arkadaşlarıma beni eleştir diyerekten bir şeyler ata, o şekilde başlamış oldum yani. Başladım evet. O şekilde. Peki, şimdi tıp fakültesi çok zor, en zor fakülte. Tıp fakültesi gibi zor bir bölümü okurken sana yazmak, yani bu işlerle uğraşmak zor geliyor mu, yoksa bunu tamamen hobi niyetine mi yapıyorsun? Evet, bu tabii ki de kolay bir şey değil yani. Şöyle ki mesela, sınavlar bakımından oldukça zor, oldukça uğraştırıcı. Sanki ben bunları yaptığım zaman dersle ilgilenemiyormuşum gibi düşünmüyorum. Aksine bunlarla ilgilendiğim zaman daha iyi ders çalışabildiğimi düşünüyorum. Bir şekilde deşarj olmak gibi düşünebilirsin. Yani hiçbir olumsuzluğu yok senin için. Bence yani varsa bile yoktur diye düşünüyorum. Anladım. Yoktur bence. Ayrıca sesinin güzel olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve senin de gitar çaldığını bilenler var. Evet. Ne zaman çalıp söylemeye başladın? Kaç yaşlarında başladın? 6. sınıfta doğum günü hediyesi olarak bana bir gitar almışlardı. Ondan sonra kursa gide gide işte kendi kendimize söyleye, yaz saatlerinde İrem Burçel'le söyleye. O şekilde başladım. Böyle başladın. Evet, aynen. Ve devam ediyorsun. Ve ayrıca Ayıca evet. Ablamın da YouTube kanalı var. Şiirlerini seslendiriyor. Yine parçalar atıyor. Ben aşağı tarafa linkini kopyalayıp yapıştım. Aynen. Şimdi, Doktor Enes Başak ve Alican Sofu önderliğinde bir şiir kitabı yayınlandı. İsmi evet. Genç Kalemler Antolojisi. Evet, işte bu kitap. Aynen, kitabımız bu. İnsanlar ilk şiirinle senin burada karşılaştı, bu evet. Kitapta karşılaştı. Peki, şimdi senin bazı kitaplarda şiirlerin yayınlandığı veya mesela evet. YouTube, kendine ait YouTube kanalın var. Ailenin bu çalışmaların üzerindeki tepkisi ne oldu? Yani düşünceleri ne oldu? Seni desteklediler mi, yoksa ya bırak bu işleri ne yapıyorsun sen gibi evet. Bir tepkileri mi oldu? Evet, güzel bir konu aslında. Bunu sen de çok başına gelmiştir diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi lise zamanlarından beri böyle bir aktiflik şeyindeyim tabii ki ben. İrem Burçen'de de olduğu gibi. Lise zamanlarında ailem çok desteklememişti şimdi. Yalan yok yani. Ama çünkü şöyle, tüm hocalarım da işte Ayıca çok aktif işte bilmem ne gitar çalıyor işte diyorum. Onları sevgiyle selamlıyorum, o ayrı. Ama desteklememişlerdi. Çünkü ders çalışmak her zaman daha ön planda tutulduğu için tabii ki. Aslında bu sonra, çok yanlış bir kavram. Bence de çok aynen, yanlış. Çok yani yanlış insanın kendini bulmasını engelliyor, kendini gerçekleştirmesini engelliyor. Birçok bakımdan kötü bir şey aslında. Ama tabii hani inadabilince, bir de o zamanlar kan daha deli akıyor falan derken işte. O zamanlar aynen desteklememişlerdi. Sonra kendimi bir şekilde ispatladıktan sonra, bu arada ben de ilk senemde kazanamadım. Yani ilk senemde istediğim bir yer gelmedi. Sonra ailem bir sene... Evet, bir sene daha kalınca. Bu şekilde ama sonrasında yani kendimi gerçekleştirdim yani artık böyle şeylerle ilgilenebilmeme izin verdikleri bir zaman oldu. O da işte üniversiteye kapak attığım zaman hani kısacası. Peki. Kalemlerin Dünyası adlı şiir yarışmasında birinci oldun. Tebrik ederiz. Yani böyle bir şey bekliyor muydun? Hiç aklında var mıydı şiirini yollarken? Gerçekten yoktu. Hatta sana sürpriz olmuş evet. Olarak. Evet.
konuşacak bir şey olur mu? Konuşacak bir şey olmaz mı? Aynen, yani şarkı falan. Aynen. Şey, bu kalemlerin dünya şiir yarışmasını görünce ben de böyle şey olmuştum. Korkmuştum aslında. Yani şöyle, aslında bu tatlı bir korku. Yani başardım mı, başaramadım mı? Hani bir şeyler yazabiliyor muyum? Hani şair olabilecek miyim gerçekten iyice büyüdüğüm zaman? Yoksa kendi kendime mi yapıyorum diyerek ben çok korkmuştum aslında. Ama bununla yüzleşmek istemiştim ve başvurmuştum. Ve sonrasında hani en sevdiğim şiirlerimden bir tanesinin birinci olduğunu gördüğüm zaman o kadar mutlu oldum ki, yani böyle o kadar mutlu oldum ki, aynen, çok çok mutlu olmuştum yani. O yüzden hiç beklemiyordum ve çok mutlu oldum. Ya bence de bu önemli bir başarı. Sonuçta kaç tane şiircinin arasında evet, birinci. Bunda birçok insanın şiiri var, ona göre şey. Aynen işte. Peki en önemlisi ise, ya bu benim çok merak ettiğim bir soru olduğu için bunu yazdım. Şimdi sana ait bir şiir kitabı var. Evet, Ayıcı ablam geçen sene Dizelerce Ay isimli şiir kitabını çıkarttı kendisi. Evet. Ve bitti değil mi? Bitti. Aynen bitti, tükendi yani. Adı neden Dizelerce Ay? Sana yani neyi çağrıştırıyor? Neden Dizelerce Ay veya niye başka bir şey değil? Evet, güzel bir soru. İnan Burcu'da. Niye Dizelerce Ay? Evet, aynen. Şimdi hani ismimden de kaynaklanan bir şekilde ya da ne bileyim kendini yakın hissettiğin bir doğa olayı falan vardır işte. Ne bileyim bir yaprağın düşmesidir işte, bir güneşin doğması, bir batmasıdır falan. Hani biri yıldızdır, biri aydır falan derken benim içimde ay çok böyle hani ulvi, kutsi bir şey böyle. Zaten ay. Aynen. Önce. Aynen. İsmimden de kaynaklandığı üzere işte. Sonra hani ne olabilir? Hem kendimden bir şey katacağım ki hani ay ilhamıyla yazdığım çok şiir olmuştu. Ay ve şiirin bir arada şey yapabilir miyim diye düşünerekten Dizelerce Ay. Hani bir ay bir dizeye aks olabilir diyerekten o şekilde düşündüm. Anladım. Peki. Diğer çok merak ettiğim konuyla. Ben burada ter döküyorum bak. Şiirine konu olan, yani şiirlerinde gördüğüm ve benim sürekli senin sosyal medya hesaplarında gördüğüm bu kehribar nedir? Kehribar ne yani? Kehribar bir şahıs mı yoksa çok değerli bir eşya mı? Kehribar. 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 Bildiğimiz üzere çok değerli, çok güzel bir taş. Aynen. Çok faydası da var diyorlar aslında işte. Aynen. Diş çekimde falan da iyi oluyor. Tesbih falan da. Aynen aynen. Faydalı bir taş. Bu mu yani? Hayır, bu değil, inanmıyorum. Sonra tabii nasıl desem, yani bu birazcık özel bir soru tabii ki şimdi. Yani çok içindekini çok açığa vurmak da istemiyorum ama yine de bir şeyler söylemek istiyorum tabii ki. Yani her insanın böyle daima beklediği, hayal ettiği birisi vardır hani. Bu bir, yani nasıl desem, bu illa tek beklediğim o insan falan gibi değil de böyle hem kendime de bir pay çıkardığım aynen bir şey var onda. Hani kehribar bir şey yani, böyle hani sadece, hatta bir şeyler yani. Ya simge diyebilirim. Aynen. Aynen. İlham aldığın bir şey de olabilir. Ama mesela genel olarak gönlümdeki bir şey yani. Hani hem sevdiğim, hem ona çok inandığım, çok güvendiğim, umut ettiğim birçok güzel duygunun bir arada bulunduğu bir şey yani. O bir insanla canlanacaksa onun benim sevdiğim insan olmasını isterim mesela. Aynen. Bu şekilde yani. Kehribar, kehribar işte. Aynen. Ya mesela insanlar mesela bir şey yazdığı zaman kehribar, aa bu kıza aşık. Evet, İlk çok başta, yapıyor. Evet, insanların aklında bu geliyor. Evet. Ama mesela hani dediğim gibi bu senin ilham aldığın bir şey de olabilir, çok değer verdiğin bir eşyan bile olabilir, bir ruh bile olabilir yani. Evet. Kehribar. Aynen. Tamam. Evet. Bunu bize açıkladığın için teşekkür ederiz. Evet. Ben teşekkür ederim. Peki şu an yazdığın yerler var mı yani? Bir... Evet. Şimdi Söylenti Dergi, gördüğünüz gibi. Tamamen kendi hallerinde edebiyatı konu edinmiş. Çok güzel bir yapı böyle ve her mesela aylık değil de mevsim çıkan bir dergi ve bu ilk yazdığım sayısı buydu. 8. sayısına yazmıştım. İlkbahardı. Sonra en son yazdığımda bu yaz sayısı. Bu da 9. sayısı. Şu anda da ilk defa değil. Aslında ilk yazdığım dergi Metruk diye bir dergiydi. Sonrasında devamı gelmedi üzücü bir şekilde. İlk hikayemi orada yazmıştım. Bu ikinci hikayem ve hani yazdığım zaman gözümden yaş akan bir hikayeydi gerçekten. Ama dediğim gibi gerçek mi değil mi orasını açıklamadım. Çünkü çok içimden çıkan bir şeydi bu. Öyle şu an söylentideyim yani. Söylentideyim. Niye bunun fiyatı 5 lira, bununki 6 lira? Yaz sayısın. Dolar zamanında ucuzdur. Aynen. Peki yazarken ilham aldığın bir şeyler var mı? Veya şöyle bir söyleyeyim. Mesela oturuyorsun. Evet.
Mesela hani yazma saatin veya yazdığın ortam seni etkiliyor mu? Mesela evet. Geçen sene dedemin bahçesinde bir şey yazmıştın. Evet, aynen. Evet. Aynen. Evet, tabii ki. Yani net olarak gün batımlarından şiddetle ilham alıyorum. Gün batımı. Her gün batımında bir şiir karalayabilirim yani. Anladım. Onun dışında mesela gece yazdığım zamanlar daha karamsar. Aynen. Güneş çok etkiliyor. Yani benim şiirlerimde güneş varsa bir umut, bir bekleyiş, bir sevgi mutlaka var. Ama genelde yolda yazıyorum. Isparta Kahramanmaraş arası 13 saat olduğundan olabildiğince yazmak için zamanınız var. O yüzden ben de olabildiğince yazmak için yolda yazabiliyor musun ya? Evet, yazıyorum. Kitap da okuyabiliyorum yolda. Ben hiç bilmiyorum. Ben uyuyorum. En öne geçince görürüm inşallah. Ben şeyle şoförle konuşuyorum sürekli, sohbet muhabbet. Ama 13 saat, ama iyi bir yöntem. Aynen. 13 saat olunca. Hem o uyumamış şey oluyor, hem vakit geçiyor. Şiirin, şairin aynası olduğunu düşünüyor musun? Oy, ya bir şey. Ya biz de boş çıkıyor. Aynen. Şiirin, şairin aynası olduğunu oldu. Düşünüyor evet. Muyum? Şiir, şair, şimdi bu şeye gidecek, yol şuna gidiyor. Mesela senin yazdığın şiirler seni yansıtan evet. Şeyler olacak zaten, aynen yansıtan yani, şeyler olacak ama işte her şiir gerçek midir? Heh, işte o var ya. Her şiir var mıdır aslında? Bu da çok önemli. Sadece şunu söyleyebilirim. Aynası olmasa da hani mesela bir ayna düşün, tamam mı? Şurada tamam. Bir ayna var mesela. Bunun her tarafı seni göstermiyor da hani bazı yerleri böyle değiniyor. Böyle aynen böyle hani kesik kesik gibi de hani mutlaka kendinden bir şeyler koyuyorsun ona ama hepsi var ya da hepsi gerçek mi bilemiyorum. Çünkü benimkilerin çoğu hayal ürünü mesela. O yüzden olabilir ama dediğim gibi o kırık kırık hani. Peki geçmişte yaşadığın bir olayı veya yaşanmışlığını hiç şiirinde konu ettiğin oldu mu? Evet. Tamam, hangi şiir diye sormayacağım. Sadece bunu evet. Merak ediyordum. Peki. Şimdi ben üzülerek söylüyorum. Son soruma geldim. Evet. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Aynen bence de. Şimdi, çok, ama ben hala çok heyecanlıyım bu arada. Yani olsun ya. Neler konuştuk. Biz bizeyiz ama. Burada. Evet. Bir şey oldu. Sen bu arada belki söylemek istediğin bir şeyler vardır. He, ben de şuna değineyim. Dizelerce Ay kitabında Ayca ablamın bir şiirini besteledim. Ve en kısa zamanda sizlerle. Hatta şiirin adını yapacağını söylemişti de ben hani yapıp da bundan sonra paylaşacağını ben de ilk defa düşünüyorum. Aynen. Şiirin adını da bulacağım şimdi. O sen... şiirin, o konuştuğumuz şiirdi değil mi? Evet. Şey, bilemedim ya. Evet. O çok anlamlı. Bence de çok güzel bir şiir. Şimdi bundan şimdi sonraki yazı hayatında sana başarılar diliyorum. Çok gerçekten. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de sana öyle keza. Teşekkür ederim. Seni çok güzel yerlerde göreceğimize ben inanıyorum. Teşekkür ederim inşallah. Bu ses, bu güzellik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi. Arkadaşlar son olarak söyleyeceğim şey şu. Biz bir çekilişle Aycu ablamın şiirlerinin yer aldığı kitapları sizlere gönderme kararı aldık. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dizelerce Ay, Aycu ablamın geçen sene kendi şiirlerinin olduğu kitap. Kalemlerin Dünyası, bu şiir yarışmasında birinci olduğu kitap. Ama içinde birçok şairin yine şiirleri mevcut. Bu evet. Da Genç Kalemler Antolojisi 5. Bir seri bu aslında, bu 5.'si. Bunda da yine çok güzel şiirler var bu kitapta. Evet. Ve son olarak Hüseyin Nihal Atsız'ın Ruh Adam romanını biz sizlere hediye etmek istiyoruz. Kusura bakmayın, hediye etmek istiyoruz. Şimdi aynen bu kitapları size yolluyoruz. Bunları kazanmak için yapmanız gereken şey Instagram hesaplarımızdan bizi takip etmek ve ben bu videoyu yayınladıktan sonra Instagram hesabımda bu kitapların yer aldığı bir fotoğraf paylaşacağım. Bu fotoğrafın altına bir adet Türk bayrağı koyarsanız, Türk bayrağı emojisi koyarsanız çekilişe direkt katılmış oluyorsunuz. Ama unutmayın beni ve Ayce ablamı, Ayce Güloğlu'nu takip etmeniz gerekiyor. Ben Instagram adreslerimizi aşağıya link halinde bırakırım. Tekrardan söylüyorum, bir kusurumuz olduysa affola. Aynen öyle. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum beni burada ağırladığın için. Ben teşekkür ederim bizi kırmadığın için. Aynen öyle. Tekrardan hoşçakalın. Görüşmek üzere.